Merhaba, Doçent Doktor Şeniz Özsan ben. Profesör Doktor Sayın Nevin Üzerem'le birlikte Z kuşağının sosyal medya ünlerine yönelik algıları üzerine bir araştırma isimli çalışmamızı sunacağım. Öncelikle çalışmamızın amacı Z kuşağı ve sosyal medya ünlerinin özelliklerinden bahsettikten sonra çalışmamızda izlediğimiz yöntem, elde ettiğimiz bulgular, sonuçlar ve önerilerle sunumu tamamlayacağım. Çalışmamızda Z kuşağı tüketicilerinin sosyal medya kullanım davranışları ve sosyal medya ünlerine yönelik algılarını belirlemeyi amaçladık. Z kuşağı son yıllarda hem pazarlama yöneticileri hem akademisyenleri tarafından oldukça ilgi çeken bir konu ve tüketici profili. Bunlar X ve Y kuşağından sonra gelen demografik gruba karşılık geliyorlar. Kimi çalışmalarda 1996 yılı, kimi kaynaklarda 2000 yılı ve sonrasında teknolojiyle birlikte doğan, büyüyen, özgürlükçü, örgütsel bağlılığı düşük ve esnekliği tercih eden bir kuşak olarak ifade etmek mümkün. Genel olarak iyi bir sosyoekonomik altyapıya sahip olan kimseler bilgi iletişim teknolojisine erişim anlamında daha az kısıtlanan, genellikle kentleşmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde ikamet eden kimseler olduğunu gözlemek mümkün. Sosyal medya platformlarını son derece aktif ve yüksek yoğunlukta kullanan ve iletişim kurma, etkileşimde bulunmada da bunu tercih etme eğiliminde olan kimseler olduklarını söylemek mümkün. Sosyal medya ünlülerinden de bahsedecek olursak, sosyal medyanın dijital ortamı insanların, bireylerin özgürce içerik üretebilmelerine ve bu yolla geniş kitlelere erişebilme, etkileşime geçebilme imkanı sunuyor. Bu kullanıcılar tarafından oluşturulan içerik arttıkça da kişiler pasif alıcılardan pazar bilgilerinin proaktif üreticilerine doğru konumlanabiliyor. Yine sosyal medyanın etkileşimli özellikleri, kişilerin diğer kullanıcıları etkileyebilecekleri ağlar oluşturmalarına da imkan tanıyor. Biz bu kimselere sosyal medya ünlüleri diyoruz ve geniş kimseler içinde onlar fikir liderleri olarak hareket edebiliyorlar. Bu bağlamda iki tür sosyal medya ünlüsü olduğunu söylemek mümkün. Geleneksel ve geleneksel olmayan. Geleneksel ünlüler daha ziyade aktörler, şarkıcılar, sporcular ve televizyon gibi platformlarda yer alan kimseler. Geleneksel olmayan ünlülere örnek olarak da blog yazarlarını, YouTuberları vermek mümkün. Ve bu bağlamda sosyal medya ünlülerinin geleneksel ünlülere göre daha güvenilir görüldüğünü söylemek mümkün. Yine araştırmalar sosyal medya yıldızları, ünlüleri tarafından elde edilen bilgilerin daha gerçek ve kullanıcılar üzerinde, tüketiciler üzerinde daha etkili olduğunu da gösteriyor. Bu bağlamda işletmelerde giderek artan bir şekilde sosyal medya ünlerini pazarlama stratejilerine dahil etmeye çalışıyorlar. Sosyal medya ünlerinin algılanan özelliklerine baktığımızda literatürde 3 başlık altında toplandığını görüyoruz. Sosyal bulunuşluk, fiziksel çekicilik ve tutumsal benzerlik olarak ifade edilebilecek. Sosyal bulunuşluk algısı, başka insanlarla sosyal bir ortamda var olma duygusu ya da kişinin sosyal anlamda kendini ilgili ortamda hissetmesi, kişilerin o ortamda kendilerini gösterme derecesi olarak tanımlanabiliyor. Bu bağlamda kullanıcıların samimiyeti, sıcaklığı, kişisel bağlılığı ve medya duyarlılığının gibi kavramlar sosyal bulunuşluğa katkıda bulunuyorlar. Çevrim içi işlemlerde de müşterilerin güvenini oluşturmak için sosyal bulunuşluğun şart olduğunu söylemek mümkün. Dolayısıyla sosyal medya ünleri ve hayranları için de hayati öneme sahip. Fiziksel çekicilik isminden de anlayacağınız üzere kişilerin önderlendirmeleri için çıkarımsal sinyal görevi bir sinyal görevi gören bir kavram.
Fiziksel anlamda çekici olan kimseler daha zeki, bütünleyici, arkadaş canlısı olarak değerlendirilebiliyorlar ve sosyal bağlanma açısından da kritik öneme sahip olabiliyor. Tutumsal benzerlik, ortak ilgi alanları, tutumlar, duygular gibi belirli bir hedefe yönelik tutumsal benzerliği ve paylaşılan öznel durumları ifade eden bir kavram. Ortak noktalarını paylaşarak ünlüler de hayranlarıyla bağlantı kurabiliyorlar. Çalışmamızın değişkenlerini bu şekilde açıkladıktan sonra amacımızın tekrar edecek olursak Z kuşağı tüketicilerinin sosyal medya kullanım davranışları ve sosyal medya ünlerine yönelik algılarını belirlemeyi amaçladık. Yaptığımız çalışmada tanımlayıcı bir araştırma gerçekleştirdik ve araştırmamıza veri toplama yöntemi olarak anket tekniğini kullandık. Lina ve diğerleri tarafından kullanılan sosyal buluşluk, fiziksel çekicilik ve tutumsal benzerlik boyutlarından oluşan ölçeği kullandık. Ölçeğimizde yer alan ifadeler beşli Likert ölçeğiyle ölçüldü. Kolayda örnekleme yöntemiyle 313 üniversite öğrencisinden topladığımız verileri SPSS paket programıyla faktör analizine öncelikle güvenilirlik analizine ve Kruskal Valis ve Mevvit Neyhu testlerine tabi tuttuk. Hipotezlerimiz katılımcıların cinsiyetlerine göre, yine katılımcıların gelirlerine göre, internet kullanımlarına göre ve aylık alışveriş sıklıklarına göre sosyal medya ünlerini algıları arasında anlamlı bir farklılık olduğu yönündeydi. 4 hipotezimiz vardı bu bağlamda. Öncelikle demografik özellikleri ve internet kullanma davranışlarına baktığımız vakit katılımcılarımızın büyük bir kısmı kadın, 18-20 yaş aralığında lisans, eğitimi alan lisans mezunu, günde 3-5 saat arası internet kullanan, ayda 1 ila 5 defa internetten alışveriş yapan, 5.501 lira ve üzeri gelire sahip olan, çoğunlukla sosyal medya platformlarından Instagram'ı kullanan ve sosyal medya profiline sahip kimselerdi. Yaptığımız faktör analizi sonucunda literatürle uyumlu şekilde 3 boyut bulduk. Bunların kromba alfa katsayıları da 0,80'in üzerinde oldukça güvenirliğe sahipti ve varyansın %81,710'unu açıklıyordu. Cinsiyete göre test sonuçlarına baktığımız vakit fiziksel çekicilik ve tutumsal bu benzerlik arasında anlamlı bir farklılık bulduk. Buna göre kadın katılımcılar sosyal medya ünlülerini daha fazla fiziksel çekiciliğe sahip olduğunu düşünüyorlar. Erkek katılımcılar ise tutumsal benzerlik buluyorlar kendileriyle. Aylık gelir, internet kullanımlarının sosyal medya ünlerini algılamaları noktasında anlamlı bir farklılık oluşturmadığını gördük. Aylık alışveriş sıklıkları anlamlı bir farklılık oluşturuyordu, özellikle fiziksel çekicilik boyutunda. Tanımlayıcı istatistiklerimize baktığımız vakit 3 boyutun ikisinin 3'ün üzerinde bir ortalamayla fiziksel çekicilik ve sosyal buluşluğa olumlu bir algının olduğunu, tutumsal benzerlik anlamında da katılımcıların daha ziyade tutumsal anlamda benzer bulmadıklarını gördük. Çalışmamızın sonucunda yine literatürle uyumlu sosyal medya ünlerine yönelik algıların sosyal buluşluk, fiziksel çekicilik ve tutumsal benzerlik boyutlarında toplandığını, cinsiyet ve aylık alışveriş sıklığının anlamlı bir farklılık gösterdiğini sosyal medya ünlerini algılama noktasında tespit ettik. Aylık alışveriş sıklıkları fazla olan kadın katılımcılar sosyal medya ünlerinin fiziksel çekiciliğe sahip olduklarını, erkek katılımcılarsa tutumsal benzerliğe sahip olduklarını düşünüyorlardı sosyal medya ünleriyle. Zaman ve maliyet kısıtından dolayı yalnızca bir üniversitedeki öğrencilerden toplanan verileri kullandık. Dolayısıyla bu çalışmamızın en önemli kısıtlarından biri, yine kolayda örnekleme yöntemiyle ve anlık araştırma şeklinde gerçekleştirdiğimiz için çalışmalarımızı sonuçları genelleştirilememesine yol açtı. Gelecekte farklı üniversitelerdeki öğrencilerden toplanan örneklemlerin incelenmesini
önerebiliriz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sorularınız olursa serdemet.nk.ödü.tr adresine yollayabilirsiniz. Teşekkür.